tüm darbeleri yaşadınız. Tabii. İlk başladığımda 1960'ı yaşadım. Yani şey diyelim hani siyasetle sanatın ilişkisini şey yaparken hani siyasetçi evet. sanatın neresinde sanatçı siyaseti neresinde olmalı? Çok öne çıkmalı mı, çıkmamalı mı? Bunu ortaya koymalı mı derken zaten içinde yaşanıyor bir takım i̇çinde şeylerin. Yaşandı. Uzak kalmanız mümkün değil. Bizi işte 59 yılında sonunda başladığımda provaya girerdik. Muammer Karaca Tiyatrosu Beyoğlu. Ondan sonra yürüyüşe çıkardık. Lale Oraloğlu da rahmetli bizi yönlendirirdi. Taksim'e kadar polisler gelir ara sokaklara kaçarız falan yani. Daha ben tiyatroya başlarken aynı zamanda eyleme de başladım. Ondan sonra da zaten politik tiyatro yapmayı seçince bütün işiniz bu işlerle çok ilintili oluyor. Yani bugün muhalif tiyatro mu diyelim, protest tiyatro mu diyelim? Hepsi denebilir. Politik tiyatro diyorum ben çünkü bir siyasi anlamı var ama muhalif tiyatro denebilir, protest tiyatro denebilir. Hepsi geçerli, hepsi yani geçerli benim için. Peki o yıllarda tabii darbe özellikle 80 Türkiye'de kırılma noktası oldu 12 evet. Eylül 1980. Yani sivil inisiyatifin yok edilmesi, siyasi partilerin evet. kapatılması falan. Sanki ondan sonra Türkiye yeniden bir nefes alıp ortaya çıkacakmış gibi dedik ama pek çok şey kurum yeniden geri dönmedi. Evet. Yani 12 Eylül bir karşı darbe gibi çıktı karşımıza. Çok önemli tabii. Ve ondan sonra zaten ama bugünle kıyasladığınız zaman 12 Eylül'ü bile hani biraz ehveni şer mi görüyoruz? Doğru söylüyorsunuz. Ben şimdi sordukları vakit onu söylüyorum. Kenan Evren döneminde ben devletten yardım alıyordum. Kültür Bakanlığı'nın desteğini alıyordum. Muhalif bir tiyatro olarak düşünün. Gezi olaylarından beri o 20 küsur yıldır devam eden yardımı kestiler. Yani şimdi muhalif tiyatrolara kesinlikle 5 kuruş vermedikleri gibi başka tür engellerle salonları elimizden alıyorlar. Bir sürü salona girmemiz mümkün değil. Özellikle üniversitelerdeki salonlara sokmuyorlar. Yani çok ileri demokrasi denen tırnak içinde bir şey yaşıyoruz güya. Ama bence çok sıkıntılı bir dönem yani her konuda. Zaten anlatıyorsunuz, oyunda da anlatıyorsunuz. Evet. Yani aslında siz konuşuyorsunuz ama o ustaların gözüyle anlatıyorsunuz. Onların diliyle anlatıyorsunuz. Evet. Bir kısaca isterseniz göz atalım. Olur, oyundan bir bölüm tabii. izleyelim. Haberler, merhaba. Yana dedik. Evet. Anlıyorlar mı? Çok güzel anlıyorlar. Yani şimdi seyirci çok enteresan. Neden biliyor musunuz? O kadar büyük bir baskı var ki bütün basın susmuş. Herkes susmuş. Muhalefetin sesi de çok cılız maalesef. İnsanlar bir şey bekliyorlar. Muhalif ses bekliyorlar. Ve o tiyatroya geldikleri vakit lep demeden leblebiyi anlıyorlar. Yani ben bir ufak imada bulunsam dahi benim ne kastettiğimi havada kapıp hemen tepkiyi veriyorlar. Duygulara tercüman oluyorsunuz, evet. düşüncelere tercüman oluyorsunuz. Evet, evet bir coşku yaratıyor sonunda yani. Yani yapabiliriz, becerebiliriz. Evet, salonda bir enerji, pardon, bir evet. enerji oluşuyor salonda. Çünkü bir de mesela Kenterler sahnesi, şey, evet. küçük de bir salon olduğu için bütünleşiyor sahneyle evet. seyirciler. Evet, evet. Siz daha önce, ben mesela... Eskişehir'deydim. Liseyi bitirip İstanbul'a gelene kadar sizi Uğurlugil ailesinden tanıyorduk. Çok orada eski. Orada Kenterlerle birlikte. Doğru. Çok hoş, sıcak bir... Yıllarca sürdü o. Yıllarca sürdü. Orada Doğan... O ev, evet, evin oğluydum. Evin oğluydum. Evin oğluydunuz. Eşiniz İnci miydi? İnci galiba. İnciydi. Kardeşim miydi? O zaman tabii politik tiyatro falan yoktu. O zaman Türkiye biraz daha farklı koşullarda evet. yaşıyordu. Ama bir süre sonra 68 olayları evet. yaşanmaya başlandı. Bir arada sizin oyun tarzınız da değişmeye başladı. Evet, evet. İlk bu politik tiyatro diyebileceğimiz ya da işte, ne diyelim protest ya da işte muhalif evet. Oyun olarak hangi? Ben Aslan Asker Schweig söyleyeceğim çünkü... Bugün hala biliyorsunuz bu ülkede barışı savunmak suç. Yani savaşa karşı olmak. Halbuki ben 1963 yılından beri yaptığım bütün eserlerde savaşa karşı oldum. Yani felsefe olarak
Yani gayri insani bir şey, insanların birbirini öldürmesi. İlk politik oyun Asaf Çiğiltepe'nin yönettiği Arena Tiyatrosu'nda, Taksim'de Aslan Asker Şivak'tı. Ondan sonra işte Keşanlı Ali Destanı oldu. Keşanlı'da Sipsi... Ben İzmarit Nuri'yi oynadım. İzmarit Nuri. İzmarit. Evet, İzmarit. Oynadım. Aynı zamanda oyunu sahneye koydum. Bir de o yaşlı politikacıyı oynuyordum. Her devrin adamı. Hacı Yatmaz gibi darbeler oluyor falan ama o maşallah her zaman ayakta. Halil Taner'de saygıyla analım. Ya evet, evet. Sonradan o oyunu TRT için Gülür Suri Engin Cezar prodüksiyonu olarak televizyona da kaydettik. 3 bölümlük bir dizi olarak yıllarca da oynadı. Sonra filmi de çekildi. Filmi de çekildi, evet. Doğru, Atıf Yılmaz çekmişti. Fikret Hakan oynadı. Fikret Hakan oynadı, Fatma Girik'le beraber. Fatma Girik'le birlikte. Zilay'da Fatma Girik oynamıştı. Evet. Tabii bu arada film de çektiniz. Var bir iki tane. Ama çok fazla tanıştığımız değil. Yeri söyleyelim. Hadi evet, bakalım. Evet, evet, evet. İstanbul Van Uçağı. Evet. İstanbul Van Uçağı. Ben Beti Mahmudi'nin geçtiği yoldan kaçakçılarla birlikte İran'a gidip gelmeyi planlıyorum. Siz evet. de Hakkari'de bir mevsimi çekmek için Hakkari'ye gidiyorsunuz. Orada tanıştık. Evet, bütün ekip gidiyorduk. Gittik ve bir ay kadar Yoncalı, eski adıyla Anitos köyünde kaldık. Ve mahsur kaldık yani. Yollar kapanmıştı çığdan dolayı. Bir ay biz orada tam oranın insanının yaşadığı koşullarda yaşadık. Yani film çekilmek için tabii bir şey var. Benzinle çalışan bir ışıkları yakmak için bir jeneratör var ama onun dışında biz işte ya kandille su birbirimize ibrikle su döküyoruz. Öyle elimizi yüzümüzü yıkıyoruz falan. Yani tam o koşullarda bir yerde yer yataklarında yattık. Oradan da bir bölüm izleyelim mi? Tabii, çok memnun olurum. Orijinal adı Ferit Edgün'ün O. Evet. Romanıydı. İsim... Hakkari'de bir mevsim. Senaryolaştırılırken Onat Kutlar yaptı senaryosunu. Sonra kitabın sonraki baskıları da evet. Hakkari'de bir mevsim olarak devam etti. Çünkü artık öyle tanındı. İlk film olduğu zaman o isim öne geçti. Öne geçti. İkisini birden kullanıyor. Fakat bu çocukları... Hiç unutmuyorum. Şimdi onlar öğretmenleri, gerçek öğretmenleri çok dövüyormuş. Ve adam bezmiş oradan, rapor almış, kaçmış gitmiş. Bunlar okul falan yok. Okul kapalıydı çünkü öğretmen yoktu. Bunlar beni yeni öğretmen geldi diye. Sahici öğretmen bellediler. Ve nasıl bir sevgi? Çünkü ben onlara işte boyama kitapları götürdüm, kalemler götürdüm, defterler götürdüm. Ders yapıyoruz, şenlik halinde, çok eğleniyoruz. Bunlar müthiş bana, babaları falan gibi sabahları geliyorlar, uyanmamı bekliyorlar yatakhanemizde. İşte suyumu döküyorlar, yüzümü yıkıyorum. Beni kahvaltıya götürüyorlar. Oradan beraber şeye gidiyoruz, okula gidiyoruz ve çekimler de oluyor bir yandan ama artık o kadar yakın ama olduk gerçek ki. Gerçek okul havasına döndü. Evet. Ama sabahtan akşama kadar, ben yatana kadar yanımdan ayrılmıyorlar. Nereye gidersem peşimdeler. Sonunda müthiş ayrılır. Bir ilişki bu. Müthişti. Yani. Sonunda ayrılırken nasıl bir ağlama size anlatamam. O 20 kişi birden üstüme çıkmış, bizi bırakma öğretmenim, bizi bırakma, gitme. Keşke kalabilsem yani. Ya yani o hiç unutmuyorum onları. O kadar güzel çocuklar. Dediğim gibi çok fazla film çekmediniz ama evet. Ödüller kazandınız sinemadan. Evet. Evet, iki defa Altın Portakal ödülü kazandım. Bir tanesi ilk At filmiydi. Ali Özgen Türk'ün. Bir de Zeki Ökten'in Faize Hücum adlı oyunuyla, filmiyle iki defa Altın Portakal. Hakkari'de bir mevsim Erden Kral mıydı? Erden o Gümüş Ayı aldı. Yani o bizim sinemamızı tabii en son Cannes Festivali'ndeki şeyi saymıyorum. O dönem sinemamızın aldığı en büyük ödüldür Berlin Festivali'nde. Kaçak olarak gitti oraya. Burada yasaklıydı. Burada kopyalar bir ortağı Alman'dı zaten. Orada gösterildi ama 7 yıl Türkiye'de yasaklı kaldı. Gösterilmedi. Evet, evet.
Yasakladılar da ne oldu yani? Evet. Şimdi maalesef bakıyorsunuz böyle işte Nazım'ı yasakladılar da ne oldu? İşte, otobüs filmi vardı hatırlarsınız işte, o da yasaklanmış. Hepsi ama bakın hepsi baş tacı ediliyor şimdi çünkü yani bir yasaklamayla bir şey halledilemeyeceğini anlamıyorlar bunlar. Kaçaklar 12 Eylül ve yurt dışına gidenlerle ilgili bir röportaj, seri röportaj yapmak için Almanya ve Fransa'ya gitmiştim. Fransa'da Necdet diye bir arkadaşla tanıştık. Sipapres'te çalışıyordu. O bana yardımcı oluyordu. Evet. O da Lavrion üzerinden Fransa'ya kaçmış. Bana dedi ki, beni tanıdın mı dedi. Necdet tanımadım seni dedim. Dikkatli bak dedi. Dikkatli bakıyorum, tanımadım dedim. Nereden tanımam gerekiyor dedim. Yılmaz Güney'in Duvar filminde gardiyanı oynuyordum dedi. Dedim Necdet o film Türkiye'de gösterilmedi henüz. Yani evet, orada Fransa'da o filmler gösteriliyordu. Tabii. Biz Türkiye'de onları izleyemiyorduk. Duvar'ı da biliyorsunuz sanıyorum. 4 senesi orada falan izleme şansımız oldu. Tabii, tabii, evet. O sorunlar hep yaşandı.